Merhaba arkadaşlar. A Haber'in yayınladığı habere bakılırsa bundan sonra artık meclisi boşu boşuna takip etmeye gerek yok. Yargı paketinden birkaç madde sadece alınacağı söyleniyor. Gerisinin de işte Ekim'e bırakıldığı söyleniyor. Yani zaten bu 39 madde içinde işe yarar bir şey yoktu da bir şeyler eklenir mi derken adamlar 36 maddeyi daha çıkardılar. Yani bu AKP gerçekten çok garip bir kafa yapısına sahip insanlardan oluşmuş diyeyim ben. Yani daha söylenecek çok şey var da işte ben ağzımı açamıyorum burada. Zaten A Haber'in bu haberini şimdi yayınlayacağım. Kadın her şeyde bir haber. 8. yargı paketi diyor. Daha hala 8'de kalmış. 9. yargı paketi ertelendi. 10 gelecek. O bekleniyor. Hanımefendi daha 8. yargı paketi ertelendi falan filan diyor. Daha kafa orada. Kaçıncı yargı paketi olduğunu bile bilmiyor. Öbür taraftan işte muhalefeti suçluyor. Muhalefet elinden geldiğince işte engellemeye çalışıyor. Klasik AKP yani ve klasik ATV. Yani yaptıkları iş ne? Yine işte vergi kanunlarının içine bir sürü saçma sapan vergi kanunlarının içine işte emekli zammını da koydular. Şimdi de haber yapıyor. Diyor ki işte emekliler bakın muhalefet yüzünden zam alamıyorsunuz. Onu demeye getiriyor yani. Hani birkaç ay önce anlattığım mevzu vardı ya. Bunlar torba yasa geleneği getirdiler. Saçma sapan bir sürü kabul edilmeyecek kanunun içine kesinlikle muhalefetin reddedemeyeceği, reddederse işte halka şikayet edileceği maddeleri koyuyorlar. İşte bir tane madde yine yerleştirdiler. 12.500 lira yapacaklar yani şu emekli maaşını, sadakayı verecekler yani. Şimdi ATV diyor ki işte muhalefet engellemek için elinden geleni yapıyor diyor. İşte bu. İşte bu. Ama o oy verenlere zerre kadar acımıyorum. Zerre kadar acımıyorum. Vallahi şimdi 12.500 lirayı da tepe tepe kullanın. Şimdi de hatta muhalefete sövüyorsunuzdur sizi şimdi. Geciktiriyor diye. Çünkü beyniniz bu kadar ya. Yani arkadaşlar yargı paketi falan filan artık hikaye oldu. Yaz tatilinizi rahat rahat kafanızı rahat bir şekilde geçirin. Mahkumlar da içeride rahat rahat. Çok rahatlar içeride zaten. Yatsınlar yani. İşte 15 kişilik koğuşlarda 20, 30, 40 kişi olduğu söyleniyor. Dönüşümlü yatıyoruz diyor. İçeride uyuz salgını var, ishal salgını var. Daha 2-3 gün önce zehirlenme vakaları yaşandı. Ama kimsenin umrunda bile değil. Umrunda bile değil. Her zaman söylediğim gibi kimsenin umrunda değilsiniz. Yalnızsınız. Şimdi A Haber'in haberini paylaşıyorum. Orada zaten açıklıyor neler olacağını. Bundan sonra ben artık bıraktım arkadaşlar. Bu yaz daha 9. yargı paketi ile ilgili hiçbir şey duymak da istemiyorum. Videoda yapmam yapmak da saçma olur. Bundan sonra da hala yazın bile indirim var, indirim var diyenler de olursa onlara şimdiden peşinen küfürlerimi sayıyorum yani. Görüşürüz. Cezemen A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağoğlu bekliyor. Bize ayrıntıları anlatacak. Merve Tepe, Türkiye Büyük Millet Meclisi hafta sonu da mesai yapıyor. Milletvekilleri saat 14'te bu mesaiye başlıyorlar. Bazen gece yarısına kadar, bazen de gece yarısından sonraya kadar da sabaha kadar da bu mesai devam ediyor, devam edebiliyor. Gündemdeki yasaları görüştükten sonra tatile girecek, 1 Ekim'e kadar tatile girecek. Aslında hiç bu kadar gecikmemişti meclisin tatile girmesi. En geç 15 Temmuz'da girerdi. Ancak bu defa tartışmalı gündem maddeleri var meclisin gündeminde ve muhalefetin
yoğun bir direnişi söz konusu bu gündem maddelerine ve bu elindeki tüm imkanları kullanarak engelleme girişimlerini sürdürüyor. Muhalefet işte gecikmesinin sebebi de bu. Vergi ve düzenlemeleri ve emekli maaşının, en düşük emekli maaşının 12.500 lira olmasını içeren teklifin 27 maddesi kabul edildi. Ancak önünde daha 27 madde daha var. Bu arada 8. yargı paketi gündemden düşecek ama 8. yargı paketindeki 3 madde işte bu teklifin içine alınacak, önergeyle eklenecek. Sonrasında Somali tezkeresi görüşülecek. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Somali'de güvenliğin sağlanmasına destek için bu ülkede 2 yıl daha kalmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ele alınacak. Ardından sokak hayvanlarına ilişkin teklif gündeme gelecek ki bu teklif işte görüşüldükten sonra da Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girecek. Bu teklifin de yarın gündeme gelebileceği, aslında vergi ve diğer emekli düzenlemesinin bugün yasalaşabileceği, bu gece yasalaşabileceği, sonrasında da en geç yarın sokak hayvanları konusunun teklifinin gündeme